gece annem sizler için özel bir menü hazırlattı. Zahmet etmişsiniz. Rica ederim. Afiyet olsun. Lütfen buyurun. Fuagra dışında masada gördüğünüz her şey evde hazırlandı. Deniz tarağını sos da bizzat anneciğimin eseri. Beğenirsiniz inşallah. Vallahi her şey çok güzel olmuş. Ellerinize sağlık. Aslında ben yemek hiç ayırt etmem. Sadece sakatat yemiyorum. Anneciğim, fuagra yiyorsun işte. O da kaz ciğeri. Madem bunun Türkçe bir adı var, niye söylemiyoruz değil mi? Çok haklısınız. Yani illa Fransızcasını mı söylemek zorundayız? Niye kullanmıyoruz ki, değil mi? Ya bunun nasıl yapıldığını biliyorsunuzdur herhalde. Daha fazla verim alabilmek için kazları karaciğer hastası yapıyorlar. Yağlansınlar da karaciğerleri büyüsün diye zorla yediriyorlar hayvanları. Fransa'da sırf fuagra yapmak için yılda 30 milyondan fazla kaz kesiliyormuş. Ay yazık. Ya bizim orada Karadeniz'de böyle bir tesis vardı. Benim bir arkadaşım orada çalışıyordu, oradan biliyorum. Birkaç kere ziyaretine gitmiştim. Yani orada gördüklerimi şimdi bu masada anlatsam var ya. Evet, anlatmaya kalksan yemek yemeyiz değil mi babacığım? Aynen, doğru. Bu meseleyi de hallettiğimize göre yeniden hoş geldiniz diyebiliriz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Sağ ol. Anadolu yakasının bütün hamur ihtiyacını güneylerin fırını sağlıyor. Biliyorum canım. Sami Bey'in de olaya dahil olduğunu söylemiştin ya. Ona dahil olmak denmez. Çocuklar rica ettiler. Fırının bir kısmını onlara tahsil ettim. Hepsi o kadar. Ay, niye zahmet ettiniz? Ellerinize sağlık. Anneciğim, ne? Çok özür dilerim gerçekten. Ay, gitti bardak. Lütfen. Lütfen, lütfen bırakın. Çok affedersiniz, gitti canım bardak. Bırakın lütfen. Anne, ne yapıyorsun? Bir bez rica edebilir miyim? Biz temizleriz efendim, lütfen. Dan Hanım, elinizi keseceksiniz, lütfen. Gerçekten ben çok özür dilerim. Yok, yok. Dert etmeyin, canı sağ olsun. Şimdi halıya leke yapacak ama. Ya lütfen üzülmeyin. Buyurun biz böyle geçelim. Aslında hiç sakar değilimdir ben ama... nazarlar gitti diyelim. Zahmet etmeyin lütfen. Getirirler. Piyanoyu kim çalıyor? Hepimiz çalarız biraz. Barış en iyimizdir ama. Ne güzel. Oğluna torpil geçtiğin. Ama öyle. Sen küçükken bahçenin altının üstüne getirirken Barış saatlerce çalışırdı. Güney, sen de öğrenirsin artık oğlum. Çok güzel bir yemek yedik. Ellerinize sağlık. Ben o... Teşekkür ederim. Sağ ol. Özellikle o kuşkonmazlı süfleyi eve gidince deneyeceğim mutlaka. Bakalım becerebilecek miyim? Efendim, kahvelerimiz de geldiğine göre... sebebi ziyaretimizi konuşabiliriz. Bizim... Ah, babacığım, affedersin. Efendim? Ben sizi bu tören stresinden kurtarayım o zaman. Banu'ya evlenme teklifimi kabul ettiği için bir kere de sizin yanınıza teşekkür ediyorum. Onu ömür boyu mutlu edebilmek için tüm varlığımla çalışacağımı da söz veriyorum. Böyle kız istemedi, görmedim. Güney ne istediğini iyi biliyor. Nasıl isteyeceğini de. Beylik sözleri kaçırdım ama bu ritüeli tamamlamak bana düşecek herhalde. Sözleşmeyi bugüne yetiştirdim.
tutuşturup böyle mi kesecek sesini? Tamam yeter Sami. Yol boyunca yedin çocuğu. Yok kabahat bende. Kabahatin büyüğü bende. Gelmeyeceğim gelmeyeceğim dedim. Gene kalktım gittim huzurlarına. Oğlumuzu Haşmet Mehap'lara mahcup etmeyelim dedik. Gördüğümüz muameleye bak. Ne oldu? Bir de utanmadan Güney'in de hakları olacak diyor. Ailesi de faydalanacakmış efendim. Ne oluyor ya? Hangi haktan faydalanacağız ya? Hangi haktan söz ediyor bunlar? Biz Sinan Er sosyal tesislerinden mi faydalanacağız? Oğlum ne iş? Bırak. Ayıp lan. Ayıp be. Resmen servet avcısı ilan ettiler bizi. Ya ben herhangi biriyle evlenmiyorum. Banu Sinan Er'le evleniyorum. Tabii ki böyle bir şey isteyecekler. Ne dediler? Bir kere ben kabul ettim. Size ne? Ulan eşşoğun eşek. Madem kabul ettin... Bize reva görülen muameleye bak. Adamın yaptığına bak, verdiği cevaba bak. Ulan kalkıp gidelim bile demedin be. Yalayıp yuttun bütün lafları. Yalayıp yutturdun bize de. Puh lan senin kalıbına. Çöy kendisi. Baba tamam. O kadar pohpohladığın kızı da gördün Handan Hanım. Başarılarıyla peh peh gerindiğin oğlunu da. Okumakla, tahsille olmuyor bu işler. Adam olmak lazım, adam. İnsan olmak lazım. Baba tamam. Ya, gel içeri, gel. Tamam, tansiyonun çıktı yukarı. Gel içeri. Çıkacağı kadar çıktı zaten. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.